Evet, yanımızda Osmanlı Spor'un başarılı teknik direktörü Mustafa Dalcı yanımızda. Hocam, çalışmalar nasıl gidiyor? Devre arası kampını kendi tesislerimizde bu hafta başladık. Çift antrenmanlarımızla devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Pazar günü de bir kendi altyapımızla bir son provamız var. Adana Demir maçı provası. Ondan sonra hafta içi Adana Demir maçının hazırlıklarını ona göre teknik ve taktik anlamda yapacağız inşallah. Hocam, benim çok dikkatimi çekiyorsunuz. Hiç kulübeye oturmuyorsunuz ve sürekli ayakta maç seyrediyorsunuz. Birçok maçlara gidiyorum. Teknik direktörlerin bazıları çoğu kulübeden çıkmıyor ama siz o maçı gerçekten kenardan gerçekten hissederek yaşıyorsunuz. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ya ben yapı ve karakter olarak hangi şartta olursa olsun, hangi zorluklar olursa olsun ciddi anlamda mücadele veren bir yapıya sahibim. Dolayısıyla sahanın içerisindeki oyuncuların benim karakterimi sahada yansıtması gerekiyor. Oyuncularımla hep bu anlamda konuşuyoruz ve bunları bu şekilde motive ediyoruz. Kenarda tabii ki diğer meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama benim yapım ve karakterim bu. Oyuncularımın beni dimdik ayakta görmesi ya da oyuna ciddi anlamda konsantre olduğumu bilmeleri, onların yanında onlara güvendiğimi bilmeleri, o duruş benim için önemli. Yapı gereği böyle duruyoruz ya. Benim için doğrusu bu. Diğerlerine de saygı duyuyoruz tabii ki. Hocam, Osmanlı Spor TFF 1. Lig'in kalbur üstü takımlarından Süper Lig'den düştü ve kadro yapısı itibariyle de imkanlar itibariyle de aslında bu ligi kalbur üstü takımlarından demek doğru bir tabir. Hem playoff şansını soracağım çünkü şu an hak etmediği bir yerde olduğunu düşünüyorum Osmanlı Spor'un ve özellikle son iki maçta Eskişehir Spor ve Giresun Spor maçlarında şanssız maçlar çıkardığını, bunu tamamen basiretsizliğe, şanssızlığa bağlıyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında doğru söylüyorsun. Yani puantaj olarak bizim minimum en az 6-7 puan daha fikstür olarak hanemize koymamız gerektiğini biliyorum. Biz bu ligde 11 maç oynadık. Her maçı da ciddi anlamda oyun olarak hakkını verdiğini düşünüyoruz ama futbolda da şöyle bir gerçek var. Bazen futbolun şansı yanınızda olmuyor ama maalesef bu sene 11 maç hiçbir maç şansımız yanımızda değildi. Ama şu sevindirici, biz geliştirici, yetiştirici ve yarışmacı bir ruha sahibiz. Genç oyuncularım çok. Bu tecrübesizlik, bireysel yapmış oldukları hatalar, bunları sezon başı planlarken tabii ki düşünüyorduk. Bunlar da başımıza geldi. Dolayısıyla bunlardan dolayı puan olarak düşündüğümüz yerde değiliz ama oyun olarak ciddi anlamda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Sevindirici olan taraf bu. Şu var, kalan 6 maçta bazı şeyleri telafi etmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularım ve ben ciddi anlamda bilincindeyiz. Bu 6 maçta da onları telafi edeceğimizi düşünüyorum. Hocam, son olarak A milli takımımızın bugün kader maçı. Kazanırsak ya da berabere kalırsak Euro 2020 bileti alacağız. Hem skor tahmini alalım hem de nasıl bir maç bekliyor millilerimizi? Ya o takım hep bize ters geldi. Fiziksel olarak ve mantalite olarak sahanın içerisinde oyun disiplinlerine çok sadıklar. Ama milli takım bu sene ciddi bir kabuk değiştirdi. Gençleşti, dinamik oldu. Yetenekli oyuncuları bunların içerisine kattı. Ben ciddi anlamda favori olduğumuzu düşünüyorum. Belki biraz kafadan zor geçebilir ama maç bittiğinde kazanacağımızı düşünüyorum. Bir skor tahmini alalım hocam. Ya 2-0 alacağımızı düşünüyorum. Bugün herhalde Osmanlı Spor'da birçok isim 2-0 dedi. İnşallah biz de temennimiz 2-0 kazanalım. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Klas Spor TV olarak bugün Osmanlı Spor idmanını takip ediyoruz ve yanımızda Osmanlı Spor'un kaptanı Mehmet Yiğit var. Mehmet Yiğit, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız milli aradayız. Gayet iyi gidiyor. Genç bir takım olduğumuzdan dolayı biraz dalgalanmalı oluyor sezon içinde. Ama biz Adana Demirspor'a iyi hazırlanıp o maça inşallah kazanarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Son iki maçta şanssız mağlubiyetler yaşadı Osmanlı Spor. İyi oynadığı maçlarda Eskişehir ve Giresun'a kaybetti. Playoff şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya playoff'tan ziyade ben uzun yıllardır bu ligde oynuyorum. Son bir senedir Osmanlı Spor'da oynuyorum. Şimdi genç bir takımız. İster istemez hem yukarıya hem aşağıya doğru bir dalgalanma aralı olacak. İki haftadır değil, sezon başından beri iyi oynuyoruz ama iki haftadır şanssız penaltı golleri ile mağlup olduk. Ama bunu toparlayacağız, yani toparlamak zorundayız.
Playoff'tan ziyade biz ligi ne kadar yukarıda bitirebilirsek onun için çabalıyoruz en azından devre arasına kadar. Çünkü devre arasında inşallah transferin açılmasıyla birlikte takımın hedefleri daha da farklı bir pozisyona gelecek diye düşünüyorum. Sen çok tecrübeli bir isimsin. Kariyerinde 250'ye yakın lig ve kupa maçı var ve Ocak 2019'da Osmanlı Spor'a katıldın. Kendi kariyerin açısından da birkaç cümle söylemek gerekirse. Ya dediğim gibi ben uzun yıllardır bu liglerde oynuyorum. Osmanlı Spor'a geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten burası iyi bir kulüp. Seyirci baskısından ziyade kolej havasının, şehir takımlarından ziyade kolej havasının olduğu bir takım. Burası benim için güzel bir serüven oldu. Sözleşmem devam ediyor. Sonuna kadar gideceğim burada sözleşmem bitene kadar. İnşallah ondan sonrasına bakacağız. Bu akşam çok önemli bir maç var. Türkiye-İzlanda maçı. Sence maç sonucu ne olur? Bir skor tahmini alalım. Ya sizin dediğiniz gibi çok önemli. Hem de bu arada milli duyguların ön planda olduğu bir zamanlarda geçiyoruz. Bence 2-0 Türkiye kazanacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim geldiniz. Yanımızda Osmanlı Spor'un genç futbolcusu Berk Yiğit var. Berk, nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkürler. Çalışmalar gayet iyi. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bakalım. Kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam. Sen yanılmıyorsam bu sezon profesyonel oldun ve henüz bir resmi karşılaşmada boy gösteremedin. Evet. Kendi kariyerin bakımından da çok önemli bir sezon. Sence ilerleyen dönemde tabii forma şansı bulmanla alakalı neler söylemek istersin? Yani tabii ki bir genç oyuncu olarak bulunduğumuz konum önemli. TFF 1. Lig'de genç oyuncu olarak takımda yer almak büyük bir başarı ama tabii ki de hedeflerim daha yeni başlıyor. Oynamak istiyorum, forma şansı bulmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Eksiklerimi gideriyorum ama bunun yanında kendime de güveniyorum. İnşallah şans geldiği zaman bunu en iyi şekilde değerlendireceğim. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yanımızda Blagojevic var. Dobar'dan. Dobar'dan. Kendisine Sırpça merhaba dedik. Blagojevic ile bu sezonu değerlendireceğiz. Çalışmalar nasıl gidiyor? How was the work for this season? It was very well. We started very good. After that we had some problems with the results. We still are trying to manage with these problems, but I hope we will get better and we will start winning. İyi başlamıştık sezona fakat daha sonra kötü bir gidişatımız oldu. Şu anda bu kötü gidişatı nasıl değiştirebiliriz diye bununla ilgili düşünceler içindeyiz. Bununla ilgili çalışmalar içindeyiz. İnşallah erken bir zamanda tekrar kazanmaya başlarız. Kendisinin 3 sarı kartı var. Sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ve çok bütün maçlarda oynayan bir futbolcu kendisi. Osmanlı Spor adına gerçekten önemli bir isim. Şanssız mağlubiyetler aldı Osmanlı Spor Eskişehir ve Giresun'a karşı. Bir playoff şansını sormak istiyorum. I think it's too early to speak about playoff. There is a lot of games still to come. But if we start winning, nothing is impossible, you know. We can get better and if we start if we start winning, everything is possible. We can get close to the first place or playoff place. So I hope we will get there. Tabii ki bunları konuşmak için çok erken. Fakat şu da bir gerçek. Futbol bu. Kazanırsak, kazanmaya başlarsak her şey gerçekleşebilir. Kazandığın zaman üst sıralara yakın oluyorsun. Daha sonra ileride ne olacağını da tam olarak bilemiyorsun işin açıkçası. Kendisi Sırp ve Sırbistan'da da bir futbol sevgisi var. Çok ateşli taraftarlara sahip bir ülke. Sırbistan'la Türkiye'yi kıyaslamak gerekirse futbol iklimlerine baktığımızda nasıl farklılıklar var? What are the differences between two countries? I don't really know about this because I played second league in Serbia, so it's not like this here. Here supporters are very well, very good, but also from first league in Serbia, Partizan and Red Star, they are much better than this PTTF Birinci Lig. But I cannot speak about Beşiktaş and these bigger clubs, so because I didn't watch them, so. I think they are also good, very good. Tabii ki Sırp Ligi ile ilgili hani tam bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani kendi deneyimlerimden ben 2. ligde oynadım. Tabii ki 1. ligin özellikle Red Star olsun, Partizan olsun takımların taraftarları gerçekten çok ateşli, iyi taraftarlar. Fakat yani PTT ile kıyasladığımız zaman onlar daha iyi taraftar, yani daha ateşli taraftar diyebiliriz. Fakat tabii ki Türkiye'de 1. ligde özellikle büyük takımların taraftarları gerçekten çok güzel işler çıkarıyorlar, güzel taraftarlıklar yapıyorlar.
Son olarak bu akşam Türkiye adına çok önemli bir gün. Türkiye-İzlanda maçı oynanacak. Bir skor tahmini alabilirsek. What would you like to estimate the result of the match? Turkey play against who? Iceland. Iceland. I think it's going to be 1-0 for Turkey. I think it's going to be tough match. Zor bir maç olacak fakat Türkiye 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Osmanlı Spor'un genç futbolcusu Yiğit Kotan yanımızda. Kendisi Osmanlı Spor'un en genç futbolcusu. 2002 doğumlu. Merhaba Yiğit. Merhaba. Çalışmalar nasıl gidiyor? Ya çok şükür iyi gidiyor. Şu ana kadar da bir sıkıntı yok. İnşallah güzelce devam edeceğiz. Şu ana kadar resmi maçlarda oynayabildin mi? Evet. 2 maçım var. 13 dakika falan tekabül ediyor süre olarak. Ama inşallah bu süreyi daha çok çıkartacağız yani. İnşallah diyelim. Osmanlı Spor Elit A'ya yükseldi. Alt kategoriyi de sana sorayım. Sen çünkü orada oynadın. Elit A'daki performansını nasıl buluyorsun Osmanlı Spor'un? Yani şimdi sezona iyi başladık ama şimdi nasıl desem üst üste mağlubiyetler aldık altta. Ve üste oyuncu çıkarttık daha doğrusu. Alta inmesi falan aslında tam tersi olması lazım. İyi bir mücadele, iyi bir skor olması lazım. Ama kötü şeyler geldi. Kötü mağlubiyetler aldık. Son Sivas maçı 4-1 bitti. Kötü mağlubiyet oldu. İnşallah onu da düzelteceğiz, burayı da düzelteceğiz. İnşallah. Futbola başladığın mevki neydi peki? Bir değişiklik oldu mu mevkiler arası? Vallahi ben futbola başladığımda çok hatırlamıyorum yani. 2009'da başladım. Yine Osmanlı Spor'da, Ankara Spor'da o zaman. 2009'da başladım. O zaman hatırlamıyorum ama beni ilk sağ kanat, sol kanat, sonra forvet olarak şey yaptılar yani. Bugün çok önemli bir maç var. Türkiye-İzlanda. Eğer yenersek Euro 2020 bileti alacağız. Bir skor tahmini alabilirsek. Ben 2-1 alacağız diye tahmin ediyorum ya Türkiye. 2-1 alırız diyorsun. Aynen. Seni de inşallah yakın zamanda milli takımda görmek dileğiyle. İnşallah, çok teşekkür ederim. Yine Osmanlı Spor'un genç futbolcularından Batuhan Yılmaz yanımızda. Batuhan nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Çalışmalar nasıl gidiyor? İyi gidiyor, güzel çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Şu ana kadar resmi maçlarda boy gösterdin mi? Hayır, daha göstermedim. Futbola başladığın mevki neydi peki? Herhangi bir değişiklik oldu mu mevkisel? Yok, hayır olmadı ya. Forvet arkasında oynuyordum. Ara sıra sola çık sağa çık oynuyordum da. Hep aynı mevkide oynadım yani. En sevdiğin peki oynama bölgesi, pozisyon? 10 numara işte. Şu an oynadım. 10 numara pozisyonda. Evet. Sen de Elit A'da oynadın sanırım Osmanlı Spor'da. Evet, oynadım. Yükseldi, Elit A'ya yükseldi. Geçen sene de çok iyi bir performans gösterdi Osmanlı Spor. Şampiyon oldu ve yükseldi. Onunla da ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Tabii. Güzel bir sezon geçirmiştik arkadaşlarımla. Güzel çalışmıştık. Güzel sonuçlar aldık. Birkaç haftalık kötü dönemlerimiz oldu ama genel olarak iyi bir sezondu ve hak ettiğimizi düşünüyorum da. Benim fark ettiğim dışarıdan Osmanlı Spor'da bir aile ortamı var. Çok genç futbolcu var ve genç futbolcularla tecrübeli isimleri karıştıran, mixleyen bir takım Osmanlı Spor. Bu aile havasından bahsetmek ister misin? Nasıl bir ortam var? Tabii abilerimiz sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seviyoruz takım olarak birbirimizi. Birbirimize yardım ediyoruz. Öyle. Peki son olarak bir skor tahmini alayım. Bugün Türkiye-İzlanda maçı var. Ya 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum inşallah. Euro 2020'ye katılırız diyorsun. Katılırız. Seni de inşallah ileride milli takımda görmek dileğiyle. İnşallah. Tamer Aşık yanımızda. Yine Osmanlı Spor'un genç futbolcularından ve en çok forma giyen isimlerinden demek istiyorum. Son olarak bir Giresun Spor maçı oynadın ve başarılı da bir maç çıkarmıştın. Giresun Spor performansın ve genel Osmanlı Spor'un durumu hakkında ne söylemek istersin? Öncelikle takım için söylemem gerekirse iyi bir mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum. Yani güzel maç oldu ama mağlubu ayrıldık. Yani Giresun'a güzel bir direnç gösterdi. Biz de fena değildik. Kendi adıma da ilk, yani kupa maçını saymazsak ilk 11 maçımdı. İyi geçirdiğimi düşünüyorum. O şekilde. Son iki maçta bir şanssızlık var Osmanlı Spor'da. Eskişehir ve Giresun'a karşı iyi oynamasına rağmen kaybeden bir Osmanlı var. Bu birazcık da tabii playoff şansını biraz zora soktu. Daha tabii bunu söylemek için erken ama genel olarak playoff şansı var mı Osmanlı Spor'un? Yani şu anlık gidişat ne olur hiç bilmiyorum. 3 puan alan zirveye gidiyor, 3 puan kaybeden dibe düşüyor. Son iki maçtır talihsizliklerle mağlup ayrılıyoruz. Kendi bireysel hatalarımızdan kaynaklanan bir durum. İnşallah bu durumu düzelteceğiz, çalışıyoruz, iyi bir şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Peki, henüz kariyerinin başındasın ama unutamadığın bir anın var mıdır futbol kariyerinle ilgili? Unutamadığın böyle tatlı bir anın. İlk Bursa maçım diyebilirim yani o atmosferde, yani geçmiş yıllarda televizyonda görüp aynı insanlarla aynı sahada olmak çok büyük bir şeydi benim için. Yani en unutamayacağım an o olabilir yani. O anı unutamadım diyorsun. Evet. Bir de bugün son olarak Türkiye-İzlanda maçı var. Kazanırsak Euro 2020 bileti alacağız. Bir skor tahmini alalım. Yani ben 2-0 diyebilirim.
biz alırız yani 2-0. Ve Euro 2020'ye katılırız diye. Evet, 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 kesinlikle yani. İnşallah seni de milli takımda görmek dileğiyle. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Yanımızda Ali Eren var. Kendisi Osmanlı Spor'un bu sezonki tüm maçlarında forma giydi. Bir tek son maç hariç. Son maçta oynamadın ve Osmanlı Spor şanssız bir mağlubiyet aldı. Genel görüşün neler? Giresun Spor maçıyla alakalı. Maçı oynamamış olmama rağmen izledim tabii ki. Televizyondan takip ettim. Sarı kart cezalısıydım. O yüzden oynayamadım. Ya takımın tabii ki genel görüntüsü çok iyi. Genç takımız, dinamik takımız. Yani sürekli önde baskı, pres uygulayan takımız. Yani rakip takımlara karşı zorluk çektirdiğimizi düşünüyorum. O maçta da 1-0 öne geçtik ama bir şanssız, talihsiz bir penaltı. Aynı Karagümrük maçında olduğu gibi. Bir de kendi kalemize gol attık. Yani hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ama bu şekilde ilerlemeyeceğini düşünüyoruz. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Senin mevkin sol bek. Türkiye'de de bir sol bek sıkıntısı var. Belki orta saha ve hücum olayını milli takımımız halletti ama bir sol bek sıkıntısı genel olarak var. Alternatifsizlik yaşıyor. Hem milli takım hedefini soracağım. Hem de bu akşam İzlanda maçı nasıl sonuçlanır? Tabii ki her futbolcu gibi benim de gelecek planlarımın arasında milli takım var. Olmalı da zaten. Söylediğiniz gibi sol bek eksikliği var. İşte ben de bu konuda çalışmalarımı sürdüreceğim. Kendime bakıp kendimin gelişmesine açısından büyük çalışmalar uygulayacağım. Bugünkü İzlanda maçı da umarım kazanırız. Yani lider bir şekilde gruptan çıkarız. Kazanmak güzel bir şey. Futbola peki sol bekle mi başlamıştın? Daha önce orta sahanın solu ve forvet arkası oynuyordum. Altyapıdaki hocam hani geleceği gördüğüm Nuri Yakupoğlu söyledi bana. İleride sol bek eksikliği olacak. Bu konuda hani seni sol bek yapalım. İleride ekmek yiyeceksin diye. Ben de onun sayesinde sol bek oldum. Şu an sol bekte ekmek yiyorum. Süper. Kariyerinin daha henüz başındasın. Ama unutamadığın bir kariyer anın, bir mutlu anın var mıdır? Yani altyapıdayken Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik. İlk üçe girdik. Sonuçta ilk üçte bir derece üçüncü olmuştuk. Kaç yılıydı? Bundan 4-5 sene önce falan. Büyük başarı. İnşallah seni daha iyi yerlerde görmek dileğiyle. Teşekkürler.